Canım. Vallahi şimdi fiyatlar yüksek. Millete de alım gücü zaten biliyorsunuz. Mazot pahalı. Bize de malla yüksek girdisi var. Bir türlü hani, halkla biz hani anlaşamıyoruz. Halk diyor ki pahalı. Biz diyoruz ne yapalım? Şimdi halcinle mi uğraşacaksın, halktan mı uğraşacaksın? Akaryakıt aldı başını gidiyor. Alma gücümüz yok. Pazarlar durmak durumunda. Şu anda bak durun orada. Esnaftan hariç burada müşteri yok. Eminim ki kan ağlıyoruz. Pazarlar, fiyatlar düşüyor yavaş yavaş. Halk alışıyor yani fiyatlara. Bir mazot işte insanın belini büken o. Başka bir şey yok. Genel olarak eskiye rağmen biraz daha zayıf ama maalesef bu maliyetlerin, girdi fiyatların yükselmesi özellikle bu tüketiciye yansıyor. Biz de aldığımız fiyatları %70, %80 üstüne fiyatlar geldiği için vatandaşın geçtiğinde alım gücü düştü ama yine de karamsar olmamak lazım. Yani inşallah daha iyi olacak. Temennilerimiz o yönde. 500 liradan geldik. Bir poşetin içine koyduk. Şey yapamadık yani. Alamadık, alışveriş yapamadık. Bir patates olmuş 400. 4 lira. Canım. Zor. Zor alıyorlar ablacığım. Maddi durumlar yoktur. Onun için. Düştü işler ablacığım. İşlerimiz çok düşük. Kendimizi zor geçindiriyoruz ablacığım. Ev kirasıdır, şurada Allah diriktir derken. İşler eskisi gibi hiç yani kendimizi geçindiremiyoruz artık. Allah yardımcımız olsun. Fiyatlar çocuğum güç yetmiyor ki. Güç yetmiyor hanım. Fakir fukara mahvoldu, mahvoldu. Allah yardımcısı olsun. Kilosu 5 lira, 10 liradan aşağı bir şey yok. Asgari ücret verdiler, bir şey yok, gitti yani. Elektriğe gitti, suya gitti, mazota gitti, benzine gitti, fakir fukara aç. Allah yardımcısı olsun bu millete. Çok bağlı kızım, onda ben de damadım 15 gün oldu, vefat oldu. Hiçbir şey alamıyorum, yemin ederim. Gelin burada, millet biraz bana yardım edin, sebze, meyve veriler, şu yetim çocuklara. Ne diyeceğim kızım, çok bağlı. İyi, iyi güzel, iyi güzel. Bir ucuzlama olmuş herhalde biraz. Şu anda Malatya'ya git gel 4000 lira yakın mazot yakacağım. 4000 liradan sonra burada para kazanacağım. 2 lira 3 lira karıyla 4000 lirayı tamamladıktan sonra para kazanmaya başlayacağız. Bir daha gitti mi de gelmeyi düşünmüyor. Çünkü artık para kazanamıyor, bitmiş. Herkes zamlar. Zamları veriyorlar. Elektriğe %127, %10'unu düşürdük. Peki bunun %17'si ne olacak? Onu da bir açıklasınlar. Bir yak olmuş 120 lira. Bir tüp olmuş 260 lira. Biz nasıl geçineceğiz? Açıklasınlar ya bize. Yani bu ülkeyi böyle mi yönetecekler? Yani durgun. Fiyatlar ne durumda? Fiyatlar yani haftadan haftaya bir yükseliyor, bir iniyor. Değişiyor yani hava durumuna göre. Öyle diyeyim. İnsanlar tepki veriyor mu? Yani genelde çok tepki veriyorlar. Ne bileyim normal marketlerde böyle böyle diyorlar ama bizim elimizde değil.